İkinci Karabağ Savaşı kuşkusuz 2020 yılının en önemli olaylarından biriydi. Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan savaş 44 gün sürmüş, yaklaşık 3000 Azerbaycan askeri şehit düşmüştü. Karabağ Savaşı'nın üzerinden 3 yıl geçti. Ancak Ermenistan'ın Karabağ'ı kaybetmesinin ardından provokasyonlarını sürdürmesi bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. 3 mermi ateş olundu. Erivan zaman zaman sınıra asker yığıp Azerbaycan mevzilerine taciz ateşinde bulunuyor. Bölgede çatışmasız gün neredeyse yok gibi. Erivan, Bakü'nün Karabağ zaferi sonrası sınırların çizilmesi yönündeki taleplerini karşılıksız bırakmayı sürdürüyor. Rusya'dan aldığı desteği bulamayan Ermenistan, ABD ile ilişkilerini güçlendirme kararı aldı. Hatta daha da ileri gitti. Erivan yönetimi 11 Eylül'de ABD ile ortak askeri tatbikata hazırlanıyor. Ermenistan'ın bu adımına Rusya tepki gösterdi. Kremlin ortak tatbikatı endişe verici olarak niteledi. Tepkinin nedeni ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya karşı Kafkasya'da yeni bir üsse sahip olma ihtimalinin güçlenmesi. Bakü ise Ermenistan'ın tacizlerine karşı sınıra askeri sevkiyat yapıyor. Azerbaycan ordusuna ait helikopterler Ermenistan sınırını sürekli kontrol altında tutuyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı gece saatlerinde Rus barış gücünün bulunduğu bölümde bazı Ermeni silahlı gruplarında hareketlilik tespit etti. Ermeni gruplarının Azerbaycan mevzilerinin bulunduğu bölümün karşısında hendekler kazmaya çalıştığı belirlendi. Azerbaycan ordusunun gerekli tedbirleri alarak bu grupların çabaları engellendi. Ermeni medyası ise Erivan yönetiminin genel seferberlik ilan edeceğini ileri sürdü. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınırının tehlikeli bölge olarak işaretlendiği bir harita yayımladı. Azerbaycan basınına göre Ermenistan-Fransa görüşmesinden sonra yayımlanan bu harita, Erivan'ın provokasyonlarının ve Karabağ'da yeni bir savaş planının bir parçası. Yaşanan son gelişmeler Azerbaycan'la Ermenistan'ın yeni bir savaşın eşiğinde olduğu yorumlarına neden oluyor.